Fatih Sultan Mehmet söz konusu olduğunda kanunnameleriyle meşhur. Bir de aşkın kanunu diyebileceğimiz bir gazeli mevcut. Ağlasa aşık belayı hecrile nalan olup. Onu lütfederseniz efendim biraz da izahıyla çok memnun oluruz. Güneş gibi sarararak batar ama evet. yine güneş gibi ihtişamla doğar. Aşıklığın alameti. Aşıklığın alameti. Bahsin ettiğimiz bu aşkın kanunu yedi beyitli bir gazeldir. Fatih Sultan Mehmet merhumun şair Avni'nin namı diğer Ağlasa aşık belayı hecriyle nalan olup, Gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, Her nedenlu cevrler görse, vefalar eylese, Her nedenlu gülseler haline ol giryan olup, Gah cefakuhı gubarından urun sakisveti, Gah bela vadisinde geçt eylese uryan olup, Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinden aveki dil duzlar pinhan olup Gambe yabanına eylese her gün seyru sefer her gece mihnet serayı firkate mihman olup dilberinden rahme yer olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin avni kuyun terkin etmez başına sultan olup Sırasıyla günümüz Türkçe'siyle de bir ele almakta fayda var. Ağlasa diye başlıyor. Yani dilek şart kipi, evet. ağlaması gerekir, ağlasa şart. gerektir, <laughs> aşık. Ağlasa aşık neyle ama derdi hicr, ayrılık derdiyle, ayrılık sebebiyle ağlamalı. Bu bize hemen şunu gösterir öğütler, aşkta kavuşmak yoktur. Kavuşmak değildir Murat. O bir süreçtir, bir eğitimdir. Altını ateşle muayene ettikleri gibi, insanda aşkla muayene edilir. Kirinden pasından arınır, fazlalıklarını atar. Bu sürece girmek, aşk sürecine girmek, orada yetişmek, Edirneli Neşati hmm. merhumun meşhur beytinde bambaşka bir ifade bulmuş. Öyle bir eridik, ezildik, süzüldük, öyle arındık ki baş gözüyle görülmez hale geldik diyerek ifadelendirmiştir. Ettik o kadar ref'ete ayyun ki Neşati ayine yepür tabı mücellada nihanız. Ağlasa aşık Fatih merhum. Belayı hejr ile ayrılık belasıyla nalan olup fakat bu ağlamanın seviyesine de bir işaret koyuyor ikinci Mısra'da. Kanun madde bir fıkra 2. Gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, yani sıradan ağlamayı dahi kabul etmiyor, kan ağlamaktan söz ediyor. İkinci beytte, her nedenle gülseler haline ol giryan olup, yani o e, vefasını artırmalıdır, kendisiyle alay edildikçe, kendisine hakaretler edildikçe, taşlandıkça onun vefası artmalı, şikayet filan söz konusu olmamalıdır. Hatırından bile geçmez zaten şikayet etmek. Gah cefa kuhu gubarından urunsa kisveti. Bu beyitte de aşığın kıyafetini anlatıyor. Ne giyer? Üstünde ne vardır? Ferhat ve Şirin örnek göstermiş. Gah cefa kuhu gubarından urunsa kisveti. Gehbela vadisinde de ilese uryan olup. Ya cefa dağının tozlarıyla giyinir ya da bela çöllerinde çıplak dolaşır. Birincisi dağı kazmayla delmeye çalışan Fatih'in ortalığı tozu dumana kattıktan sonra o tozlarla giyinme halini resmeden yani ferahat gibi olmalı mesajı var. Diğerinde de çölde ömür boyu bir şey giyinmeye hacet olmaksızın kimseyle muhatap değil. Aşkın çöllerinde yalnızlığı göze almış, belaya talip olmuş. Mecnun'un hikayesi. Ferhat ya da Mecnun seviyesine gelmeyen aşığa aşık demem diyor. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinden avekidil duzlar pinhan olup. Aşk bir sırdır. Herkese verilmez, verilmemelidir. <laughs> aşık da bunu bilir. Öyle kolay kolay sırrı ifşa etmez ama, Olur ki takati kesildi ve artık yeter deyip ifşa edeyim sırrı diye bozsa bile niyetini buna takat bulamamalı. Sinesine yediği oklarla rahat bir nefes alıp aşkın sırrını ifşa edecek enerjiyi, gücü, nefesi de bulamamalı. Cefa o raddeye gelmeli ki istese de sır veremez bir hal içinde, bir ızdırap içinde olmalı. Gam beya banına eylese her gün seyru sefer, her gece mihnet sarayı, firkate mihman olup, gündüzünde gam çöllerinde dolaşan aşık, gecesinde ayrılık sarayında konaklar diyor. Yani onun hayatında lüks namına, rahatlık namına hiçbir şey yok. <laughs> en büyük lüksleri çölde geziyor olmak, evet. havalar bir yerde. Evet. Onu Onu canına minnet biliyor, bu ona yetiyor. Balişi rahatta daim cahilünna danyatur. Kamilin taş yastınıp toprak döşenmektir işi. Rahmi isimli bir şairimiz de kamil olan taşı yastık yapar, toprağa da döşek böyle rahat eder diyor. Evet. Kuş tüyü yataklarda cahil venadan yatar diyor, ondan bir şey çıkmaz. Erzurum türküsü gibi, dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi, altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm, gönlüm hoş, hoş idi. Gönül hoş olduktan sonra fizikin mekanı çok da önemi yok herhalde. Arayan kim zaten? Sonraki beytte, altıncı beytte, aşkım belki de en mühim nüktesine işaret ediyor. Hafız-ı Şirazi'den bir mısra alarak şöyle der... Ahmet Faruk Serhendi. Yar o razı olmuş herkes razı demektir. Yani rızası gözetilen sevgili razıysa herkes razıdır. Başka hiçbir şey ne arar ne sorar. Dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup. Sevdiği ona bakarsa şefkat eder onun rızasını kazanır. Onun gönlüne girmeyi başarırsa başka hiçbir şey aramazdı. O derdin başka bir dermanı yoktur. Elçek ilacımdan tabip diyor ya şair yani başkasıyla işi yok. Şimdi onun bunun rızasını gözetmek, halkın ne dediğini aramak, soruşturmak, bunun peşine düşmek asla aşığın yapacağı iş değil. O sadece sevgilisinin rızası peşindedir ki şiirimizde hiçbir Zikredilmemiş de olsa gayet açık bir şekilde bahse konu olan aşk Allah aşkıdır, sevgili Allah'tır. Yani Allah'ın rızası dışında bir şeyi talep etmek men edilmektedir. Evet. İşaret bunadır. Evet. Nitekim son beytte bu mana biraz daha görülür. Son beyte geçmeden bir şey arz edebilir miyim? Mevlevi hanedeyiz, Ankara Mevlevi hanesindeyiz. Mevlevi ayin-i şeriflerinde okunan bir güfte var farsça. Tam bu beyti anlatıyor adeta. Ateş ne zenet der dilima illahu. Kute ne konet menzilima illahu. Ger alemiyan cümle tabiban başent. Halli ne konet muşkilima illahu. Ateş ne zenet der dilima illahu. Benim gönlümü yakan şey ateş değildir. Sadece sensin. kute ne konet menzilima illahu. İlla, hu, o. Yani. Sadece, sadece, sensin. O. Evet. Benim yolumu kısaltacak olan, hedefime vardıracak olan sadece sensin. Ger alemiyan cümle tabiban başent. Bütün alem baştan başa tabip olsa, hekim olsa, halli ne kon etmiş kelime Benim derdimi halledebilecek tek sevgili, yegane sevgili sadece Tab sen, sensin. Can tabibim sensin. Sanki bu dörtlüğün günümüz Türkçesiyle ifadesi gibi Fatih Merhum'un ifadesi. <laughs> Dime suzi dilin ol şem abi pervane söylersin. Tabi bir cana derdin söylemez de ya ne söylersin. Valla Nabi'nin beytine gittik ama bana demeyin diyor. Sen bir pervanesin gidip de muma derdini anlatma yanacaksın. Doğrudur yanarım ama can tabibim odur. Derdimi söylemeyeceğim de ne söyleyeceğim. Başka bir muradım yok ki. Ben ona aşığım. Yanmaksa yanmak. Can vermekse can vermek. Evet, kaldı ki pervane için yanmak değil, donarak ölmek felakettir. felakettir. İşte o son beyt şuydu. Neydi? Verseler mülkü cihanın, tacı tahtı devletin, avni köyün terkin etmez, başına sultan olup. Fatih söylüyor bunu. Ülkeler fetheden adam. Evet. Herhangi bir insan değil. Herhangi yani. bir insan değil. Dünyanın bütün ülkelerin anahtarlarını önüme yıksalar... Ben diyor, sevgilinin eşiğine baş koymayı, bütün evet. bunların fevkinde evet. bilirim, hepsinden değerli tutarım. Al, dost eşiğine baş koymak, evet. aleme sultan olmaktan evet. yeydir İşte biraz önce anlattığımız Ebu'l ve Hazretleri'nin evet. kabul etmemesinin arka planında Allahu evet. alem bu var işte. Bu noktayı bildiği evet. için evet. o gelirse diyor her şey gözünden düşer. Devleti evet. falan yani evet. Hiç hiç olarak anlar. Evet. Halet-i ruhiye değişir. O yüzden oradayken, vazifedeyken öbür vecheyle hareket etsin. Kadife eldiven içinde demir yumruk. Hangi vasıf öne çıkacak? Bu noktayı yine şair Nabi Üstadımız ne güzel anlatmıştı. Benim bu dünyada ne servet, ne devlet, ne makam, ne şöhret hiçbir talebim yok ama iki şey isterim. Himmet yoludur bu yol, bu yolda bana lazım olan yumuşak kalp, sert basan ayaktır diyor. İşte sert basan ayak devletin başkanını, yumuşak kalp gönül sultanını temsil eder. Evet. Hardware, software. Evet. İkisi de yerli yerinde olmalı. Biri diğerinin kisvesine bürünürse, biri diğerine benzerse denge evet. bozulur, alt üst olur. Evet. İşte o yüzden iş bitene kadar da sohbete bile müsaade evet. etmiyorlar. Ee...